Rehbere Talas'ta hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim Talas belirttiğimiz gibi çok değişik özellikleri olan bir yerleşim merkezi. Kentin modern yüzü bir tarafta hayatın içinde devam ederken sokaklarını gezdiğiniz zaman tarihin içinde de bambaşka bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Daha önce Talas'a geldiğimizde aslında bu evi ziyaret etmiştik. Ama o zaman da yanlış hatırlamıyorsam söylemiştim, böyle bir kere gelinmekle anlatılacak bir yer değil diye. Ve geldikten sonra aradan geçen zaman içerisinde de çok farklı, çok anlamlı bir özelliğe de ev sahipliği yapmaya başladı Yaman Dede Konağı. Efendim, Talaslıların belediye başkanı ama birçok Talaslının da aslında Mustafa abisi. Mustafa kardeşi. Biz de o yüzden samimiyetine güvenerek Sayın Başkanım'a arada abi diye de hitap edebiliriz. Ağzımdan evet. Kaçabilir. Kendi samimiyetine güvendiğim için. Eyvallah. Başkanım nasılsınız öncelikle? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mert Bey. İyiyiz. Sizi yeniden gördük. Teşekkür ediyorum. Çok sevindik. Şimdi biz Talas'ı geziyoruz ama bazı yerler var ki özellikle sizinle beraber gezmek ve sizin anlatmanızı istedik. Bir de sizin o edebi yönünüzü de bildiğimiz için daha keyifli olacağını tahmin ettik. Doğru söyledim değil mi yani? Modern şehirle tarih Talas'la iç içe. İç içe. Burası eski Talas. Burası yıllar öncesinin yani Ermeni ve Rum ailelerinin daha çok Müslüman ailelerle bir arada yaşadığı ve Ermeni Rum ustaların taş ustalığında zirve yaptığı bir tarihin o günkü nasılsa bugün de aynı yaşamını veriyor. Çok şükür şu anda oturan komşularımız var, evlerini değerlendirenler. Biz bazı konaklara çeşitli işlevler verdik. Burası da Yaman Dede Konağı. Yaman Dede Konağı da 1800'lü yıllarda yapılmış bir konak. Daha önceden beri kültür evi olarak kullanılıyordu. Biz buraya bir başka işlev de kattık. Şimdiki adı da tıpkı basım Musaflar sergisi. Tıpkı basın musaflar, musaf biliyorsunuz sahifelerin bir araya getirilmiş iki kapak arasında toplanmışa da deniyor. Literatürde de Kur'an-ı Kerim kastediliyor. Burada bilhassa Osmanlı'nın ilk dönemlerinden bu tarafa yazılan Kur'an-ı Kerimlerin orijinal baskısının tıpkı basımı çok anlamlı bir sektördür bu tıpkı basımı. Noktasından herhangi bir lekesine kadar cilti. Eğer Ceylan derisi ise o, Hindistan'dan gelmişse kağıdı yine onların bir araya getirilmesiyle yapılmış musaflar. Çok orijinal musafların birebir aynısı burada. Şöyle bambaşka bunu gezerek anlatsak. İyi olur. Siz tamam. Beni yormak istemiyorsunuz ben farkındayım ama. Ben bir giriş yapayım istedim. Bunları evet gezerek görmek daha iyi. Tamam, bir de diyeyim. Şu bak kapıdan mı gireceğiz? Evet. Konağın ben geçen geldiğimde çok soğuktu. Gargış kıyametti başkanım Kayserilerin deyimiyle. Şimdi sonbaharın kış öncesi son güzellikleri mevsim olarak. Buyurun lütfen efendim. Doğru. Şuradan içeriye bir buyurun, geçelim. Buyurun ben yol gösteririm. Kapıdan içeriye girdik. Tarihi dokuyla efendim karşılaştık. Şöyle bakıyoruz. Kayseri'ye, Talas'a, bütün şehirlere hızlı yapılaşmalar, akıllı binalar tabii ki artık günümüzün vazgeçilmezi ama yani insan şöyle kapılardan içeri girip bu taş evleri gördüğü zaman, o bahçe düzenini gördüğü zaman, o evlerin içindeki ferahlığı, estetiği gördüğü zaman aslında diyor ki, ya hayat evlerde eskiden güzelmiş değil mi? Efendim çok sayıda bu şekilde konağımız var. Sahipleri çok güzel restore ettirerek yaşamlarını devam ettiriyorlar. Hakikaten herkesin de arzu ettiği bir yapı biçimi. Buralar duvarlar 50 santimden daha darı yok. 50 santimden daha fazla kalınlıkta olan duvarlarda yazın ya, sıcağa karşı, kışın soğuğa karşı yalıtım anlamına geliyor. Bunlar çok anlamlı mimariler. Biraz bizim burası biliyorsunuz Ağırnaz tam başlamak üzere rahmetli Mimar Sinan'ın memleketi. O nedenle de burada taş işçiliği çok fazla ileri çıkmış. Fazlaca taş ustaları var. Bu nedenle de çok güzel evler çıkmış meydana. Bunlardan birisi de içinde bulunduğumuz Yaman Dede Konağı. Evet. Şöyle girdiğimiz zaman aslında
Önce hem bir bilgi notumuz var. Evet. Değil mi? Gelen ziyaretçiler siz, az önce sizin de kameramıza anlattığınız gibi onların nelerin beklediğiyle ilgili. Zor oldu mu burayı hazırlamak? Efendim şöyle, sağ olsun bir arkadaşım, yollarımızı keşfettiği bir arkadaşım Ahmet Bey bize bu işin, yani tıpkı basım kitapların endüstrisinde İstanbul'da en yüksek derecede kaliteli kitapları basan bir arkadaşım. O hediye etti. 7 tane orijinal bize tıpkı basım eseri hediye etti. Tıpkı basım biraz önce arz etmeye çalıştım. Tıpkı basım işte aynısı. Bu Türkiye'de veya dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemişti. Yani hepsi bir araya. İlk ve tek bir müzedeniz. İlk ve tek, evet. Sadece geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında orijinallerini bir araya getirdi. Ama onların hepsi ayrı bir yerlerde olduğu için de tekrar dağıldılar. İlk ve tek müzedeyiz. Kur'an-ı Kerim bizim Müslümanlar açısından olmazsa olmazımız, kutsal kitabımız, Allah'ın buyruğu. Ancak Kur'an-ı Kerim'in hem lafzan anlaşılması, mesajının doğru anlaşılması, bilgi kirliliğine ulaşmadan gençlerimizin ve bizlerin güzel anlaması, bir taraftan da estetiğini hüsnü hat denilen bir sektör haline gelen, bir güzellik anlamına gelen güzel yazının en güzel örneklerinin bir araya geldiği bu 7 eser bizim burada sergilenmek durumunda olması bize onur verdi. Ancak bu arada biz binamızın girişine Kur'an-ı Kerim'in ilk inzal olduğu, nazil olduğu günden bu tarafa geçirdiği yazı evrelerini de bir panoda ifade etmeye çalıştık. Yani 3. yüzyılla 9. yüzyıl arası, 7. yüzyılla 13. yüzyıl arasında farklı, en sonda Osmanlı bu işin artık denir ya Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu. İstanbul'da yazılır, Mısır'da okunur diye İstanbul'daki yazıları da bizim burada Kayseri'de mütevazi bir şekilde, ama bu kitapları mütevazi kelimesiyle kullanmayacağım. Çok ciddi bir eser olduğu için, hattatlarımızın ömürlerini vererek yazdıkları bir eser olduğu için onları da saygı ve hürmetle anıyorum. Efendim şunu merak ediyorum. Ya sadece merakım şu yüzden. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örnek görüyoruz. Hepsi aynı ayet mi? Yani aynı ayetin farklı mı? Onu bulamadık. Evet, farklı. Acaba burada, direkt aklıma o geldi. Hepsi doğru. Yani tek bir ayetin çok doğru. Farklı örnekleri değil. Mi diye. Bu Şuara suresi, bu Bakara suresinden örnek. Yani altında da yazılmış. Ama evet. Ben, ama bu Tövbe suresinden, ama bu Kufi deniyor. Bu Memlük tarzında o zamanlar yazılmış. Bu Doğu Kufisi deniyor. Burada Fatiha ve Elif Lam Mim diye başlayan Bakara suresi en başları var. Burada değişik hatların değişikleri, daha sonra bizim bugünkü tanıdık hatlara doğru gelen bir bilgilendirme panosunda burada hazırlamış olduk. Şimdi efendim şöyle, az önce sizin söylediğiniz, siz söyledikten sonra ben de böyle biraz daha hani dikkatli bakmaya başladım. Evet. Acaba hani bu sanatta tabii ki hangi aşamalardan nereye geldi diye. Ben tekrar edeyim nerede olduğumuzu. Efendim Yaman Dede Konağı'na daha önce rehber programında gelmiştik yine Talas bölümü için. Ama şimdi geldiğimiz tıpkı basım, musaflar, Kur'an-ı Kerim sergisi ve özelliğinin ne olduğunu da Sayın Başkan bize gerçekten o edebi yönüyle de çok gerili bir şekilde anlattı. İnelim aşağıya. Hüseyin abi sen önden git, ben arkadan yavaş yavaş gelirim. Ben soracağım, karşı taraf anlatacak, ben öğreneceğim, bilgi sahibi olacağım. Karşı tarafla keyifli söyleşi yaparken ben programda, benim her zaman yüzüm güler. Şimdi başkanım az önce özelliklerden bahsettik, her şeyden bahsettik ve bir çok değerli eserleri izleyicilerimizle de paylaşalım. Efendim burada 7 tane çok değerli hem hat hem tesip sanatının şahikası olan Kur'an-ı Kerim var. Bunlar el yazması Kur'an-ı Kerimler. Ama buradakiler tıpkı basımı. El yazması Kur'an-ı Kerimlerin mektebinin kurucusu,
Hüsnü Hat Okulu'nun kurucusu Şeyh Hamdullah. 1520 yılında vefat etti. 1499'da bu eseri tamamlamış. Gördüğünüz gibi sayfaya bir mesajın yazılması, bir mektubun yazılmasının dışında altın varakları, tesip yani süsleme sanatı, cilt sanatı, burada ayrıca cilt de var alt bölümde. Burası bir başka bir başka dünya. Bir dünya. Başka gerçekten bir başka dünya. Bir dünya. Şimdi şöyle, aslında hazır şuradayken başkanım, az önce kayda girmeden önce de bahsettik. Kayızade Hafız Osman Nuri hattı. 107. Evet, 100'ün üzerinde Nüsa Kur'an-ı Kerim'i 50 ile yazmış bir, Allah rahmet etsin, büyük hattattan bahsediyoruz. Son eserini tamamlarken de bir teravih namazı sırasında vefat etmiş. Hayatı Kur'an'a hizmetle, Kur'an-ı Kerim'i yazmakla geçmiş. Bu büyük insanların eserleriyle karşı karşıya, yan yana olmak da ayrı bir keyif. Bu yeni nesle çok güzel bir armağan. Ya ben evet. Sizi şu açıdan da programın süresi içerisinde tabii birçok konuya yer vereceğim ama şu yönden de gerçekten bir kardeşiniz olarak tebrik etmek istiyorum. Hem böyle bir müzeyle çok büyük manevi anlamları gençlerle buluşturuyorsunuz. Diğer taraftan da çağımızın vazgeçilmezi olan, gençleri cezbeden e-spor konusunda da çok ciddi hamleler yapıyorsunuz. Yani o iki çizgiyi şöyle şahsi sohbetlerimize dayanarak söylüyorum. Yani bir gencin ihtiyacı olan her şeyi geçmişiyle ve günümüzle bir araya getirmek için gerçekten yoğun çaba sarf ediyorsunuz. Çok beni seyircilerim de iyi bilir. Hani ben çok netimdir. Kişilerin hangi partiden olduğu beni hiç ilgilenmez. Ben yapılan işin güzelliğine bakarım ve onu da ekrana getirdiğim zaman da büyük keyif alırım. Şimdi efendim, aslında bizim neslimiz onu Muhteşem Yüzyıl diye bir diziyle tanıdı. Kanuni Sultan Selim'i tabii bilenler biliyordu. Ondan sonra üzerine onlarca yazılar yazıldı ama asıl olan özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın aldığı her kararda mutlaka Allah'ın kelamından, ayetlerden yola çıkması ve o dönemki alimlerden, özellikle İslam Hukası Ebu Suud Efendi'den gerekli fetvayı almadan hiçbir iş yapmadığı söylenir. Ve o yüzden de demin kulak misafiri oldum. Burada sergilenen örnekler içerisinde ebat olarak da en büyüğü yine Kanuni zamanında yapılan Kur'an-ı Kerim yazımı, değil mi? Evet. Bu Ahmet Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'i, bir bölümünü sonradan, vefatından sonra talebeleri tamamlıyor, öğrencileri. Ama hakikaten bu da çok fazla bir el emeği, göz nuru. Bu sıradan yazmak değil. Ayetleri ayrıca sayfanın üstünde, ortasında ve sonunda güzelleştirmek üzere, dikkat çekmek üzere daha büyük hatlarla yazmak ancak bir gönül işi, sizin de buyurduğunuz gibi. Kesinlikle gönül işi olmadan olmaz. Şimdi yan galeri diyorlar değil mi? Müzelerde evet. Bölümlere galeri. Bu arada buradan da bahsedelim. Hasan Rıza Efendi hattı, bu da çok anlamlı bir Kur'an-ı Kerim. Orijinal nüsha bunların çoğusu, hepsi Topkapı Sarayı'nda. Bu da orada. Bunların biraz önce ifade etmeye çalıştım size özelde. Bunları yapan firma, tıpkı basımda Kur'an-ı Kerim'i bu yazıda kullanılan kağıt nereden gelmiş? Hindistan'dan gittiler. Hindistan'dan o kağıdı getirdiler. Ya da derisi hangi ülkeden, hangi hayvanın derisi kullanılarak yapılmış, onları da birebir yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Sizin söylediğiniz gibi belki o an duygulandı, gözünden bir yaş damla düştü, onun izi varsa, işte güneş değildi, mum izi olabilir. Lütfen Sayın Başkanım. Efendim, bu arada bunların hepsine dikkat edilmiş olması bu eserlerin en büyük özelliği. Çok değerli dostum, bu arada şöyle bir bilgi aktarayım. Neden burası seçildi? Burayı müzeciler seçtiler. Müzecilik de bir bilim dalı artık. Müzeciler buraya geldiğinde dediler ki burası bize Hira mağarasına indi ya, Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin gönlüne Hira mağarasındayken nazil oldu. Hira mağarasını andırıyor. Buranın ambiyansı o şekilde dediler. Ona göre bir koku, ona göre bir ısıtma sistemi
nin uygun olması çok arzuladılar. Burada bu nedenle burası seçildi. Ayrıca böyle bir kapsaması da var. Kur'an-ı Kerim'in ruhaniyetiyle alakalı. Şimdi buraya gelmeden önce efendim, buraya gelmeden önce şurada farklı ebatlarda ben bunu Konya'da Mevlana'nın mekanında da yine farklı boyutlarda değil mi? Evet. En küçükten böyle büyüğe doğru yazımlar görmüştüm. Burası işte az önce bahsettiğiniz kağıtların örnekleri. Örnekleri. Bu da ayrıca Şekerzade Seyit Mehmet Efendi Hattı Kur'an-ı Kerim. Bu da mübarek insan kolaylaştırmak için galiba ama emeği artıyor. 4 ayrı parçaya bölmüş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşuyor. 30'u 4'e bölünce bu şekilde bir anlam ifade eden değişik bir yapıya gelmiş. Burası da bir başka Şekerzade Seyit Mehmet Efendi hattı görüntümüz. Ya bakar mısınız bu serpme falan diyorlar sayfaların kenarındaki süslemelere. Bu da çok müthiş bir hat sanatının en usta eserlerinden birisi artık. Şimdi Sayın Başkanım az önce çok güzel anlattınız. Şimdi bizim nesil yetişti, siz de yetiştiniz. Yeni nesil bilmez. Bizim okullarda hokkayla divitimiz vardı. Çizgili deftere, balonlu deftere onu batırır, divitimizin ucunu takar. Yazı yazmayı onlarla öğrenirdik. Benim şimdi iki çocuğa onları göstersem, birine bilgisayarla ilgili bir parça der, divitiye de bakar, belki dolma kalemle özdeştirebilir. İşte hat yazımında kullanılan o hattatların eserlerinin ortaya çıkmasındaki malzemeler. Örnekleri, divit, cilt yapımında kullanılan parşömen kağıdı, deri vesaire. Şimdi size uygun görürseniz en sürpriz eserimizi lütfen gösterelim. Orijinali Topkapı Müzesi'nde bulunan Hazreti Osman'ın yazmış olduğu ve okurken önünde şehit edildiği rivayet edilen Kur'an-ı Kerim'le bir aradayız. Bu da tıpkı basın. Bunu da Yunus Çavdar Bey hediye etti. Teşekkür ediyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim üzerindeki lekelerde Hazreti Osman'ın kan izi olduğu söylenir. Ancak bu tabii bilgiler tamamen Topkapı Sarayı'ndaki kayıtlardan alınmış bilgilerdir. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Benim bildiğim de zaten Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilme dönemi de yine Hazreti Osman'ın dönemi diye hatırlıyorum. Doğru. Değil mi? Bir araya getirilmesi. Hazreti Ömer zamanında da bir gayret var. Ama Hazreti Osman'ın bunu yazmış olması çok da manidar. Evet. Şimdi efendim biz ilerleyen dakikalarda yine çok bambaşka bir konuda Sayın Başkanım'la beraber olacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben geldim çok keyif aldım. Yani burayı gezerken şunu samimiyetimle söylüyorum. Aslında hangi inanca sahip olursanız olun buraya gelip gördüğünüz zaman bir kere hat sanatının en güzel örneklerini göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Ama bence hepsinden önemlisi bilmiyorum Sayın abim benimle aynı fikirde mi olacak? Nasıl yazılırsa yazılsın önemli olan doğru anlamak. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak. Onu doğru anladıktan sonra zaten dünya çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiniz. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın yani yaratıcımızın insana verdiği bir mesajdır. Doğrudan bir aletin kullanma kılavuzu gibidir. Benzetmek inşallah sakıncalı olmaz. Bir makinenin kullanma kılavuzu neyse bizim dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar için de dünya ilişkileri, insan ilişkileri, doğadaki diğer yaşayanlarla ilgili ilişkilerden tutun, fizik kurallarına kadar hepsi var. Ama buyurduğunuz gibi en önemlisi doğru anlaşılması. İlave edeyim, bu noktada sağ olsunlar İlahiyat Fakültemiz dekanı ve başta olmak üzere yardımcılarından bilgi aldık bunları yerleştirirken. Bu arada onlar da gelip bizim burada haftada ayda Kur'an-ı Kerim dersleri yapıyorlar. Boş bir salonumuz, müsait yerimiz var. Ama daha da değerlisi yukarıda size gösterebiliriz. Odamızın birisini artırılmış gerçeklik denilen üç boyutlu animasyon sistemiyle, gözlüklerle, bu teknolojiyle bu Kur'an-ı Kerim'in daha doğru, gençlere daha teknolojik
imkanlarla anlatılmasını sağlayan bir oda hazırladık. Orada da gözlüğümüzü takıyoruz. Örneğin Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla ilgili konuyu izlerken neredeyse sular dizlerimize kadar çıkıyor. Ya da filler, Fil suresini izlerken filler önümüzden geçiyor Kabe'ye doğru giderken. Bu teknolojiyi kullanma noktasında da hakikaten güzel bir çalışmamız var. Yine bu da gençlerin doğru anlamasıyla alakalı bir adımımız. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine keyifli sohbetlerimizde yine bence örnek teşkil edecek. Özellikle kadınlara yönelik bir hizmet var. Kadınlar için yapılan bir çalışma var. Aile yapısı için orada beraber olacağız. Rehber Talas'ta devam ediyor.